Geçen sene ortalığı kasıp kavuran bu elbiseyi hatırladınız mı? Yeryüzünü bu kadar hızlı ikiye bölen başka bir şey yoktur muhtemelen. İnsanlar resmen Telloğulları ve Seferoğulları şeklinde ikiye ayrılmıştı. Kimisi bu elbiseyi mavi siyah görürken diğerleri sarı beyaz görmekteydi. İnanılmaz bir şeydi. Yani aynı şeye bakıyorduk ama farklı bir şey görüyorduk. Uzmanlar her ne kadar konuya çeşitli açıklamalar getirse de o kadim soru yine karşımıza çıkmıştı. Acaba renkleri aynı şekilde mi görüyorduk? Yani benim gördüğüm kırmızı ile sizin gördüğünüz kırmızı aynı mıydı acaba? Konuşma yapmak için gittiğim birçok üniversite veya kurumda sunum sırasında salondakilere sorduğum bir soru vardır hep. Acaba aranızda Dore kelimesini duyan kaç erkek vardır diye sorduğumda tüm salonda el kaldıran yalnızca 2-3 erkek olurdu. Ki o erkeklere göre Dore ya bir çikolata markasıydı ya da bir müzik mağazasının ismi. Dore'nin renk olduğunu bilen erkek sayısı inanın bana çok çok azdı. Aynı şey Lame için de geçerliydi. Tüm salona Dore ve Lame'yi duyan kaç kadın var diye sorduğumda erkeklerin şaşkın bakışları altında neredeyse tüm kadınlar elini kaldırıyordu. Acaba kadınlar renkleri erkeklerden daha mı farklı algılıyordu? Bu durumu test etmek için bizim üniversitedeki arkadaşlarla küçük bir oyun oynadık. Kendilerine çeşitli renkleri rastgele bir sırayla göstererek bu renkleri tek tek tanımlamalarını istedim. Şimdi gelin hep beraber erkek arkadaşların pembe diye cevapladıkları renklere bir bakalım. Erkekler bunu gördüğünde pembe dedi. Erkekler buna pembe dedi. Erkekler buna pembe dedi. Buna bile pembe diyen erkek vardı. Daha sonra dördünü yan yana getirip bunların hangisi pembe diye sorduğumuzda hemen hemen tüm erkeklerde kısa bir duraksama olmuştur. Aslında biz erkeklerin pembe diye adlandırdığı bu renkler farklı tonlardaydı ve kendilerine has isimleri vardı. Düşünsenize fuşya diye bir renk var mesela. Fuşya. Yani şöyle bir erkek göremezsiniz. Hayatım fuşya kravatımı gördün mü diye. Peki o zaman kadınlar için niye böyle bir durum söz konusu? Bunu anlamak için doğaya bakmamız gerekiyor çünkü doğa asla yalan söylemez. Eğer sincap maymunları ile ilgili bir belgesel izlerseniz oldukça ilginç bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Bir grup maymun ağaçların tepesinde harıl harıl çalışıp sürekli meyve toplarken bir grup maymun aşağıda sadece oyun oynar, itişir ve kavga eder. Tahmin edeceğiniz üzere yukarıda meyve toplayanların hepsi dişi, aşağıda kavga edenlerin hepsi erkektir. Daha da ilginci, dişiler topladıkları tüm meyvelerle beraber aşağı iner ve bu meyveleri erkeklerle paylaşır. Peki erkekler meyve toplama konusunda neden dişilere yardımcı olmuyordu? Aslında bu durumun ne erkek egemenliğiyle ilgisi var, ne vurdum duymazlıkla ne de tembellikle. Bunun için tek bir neden söz konusuydu. O da sincap maymunlarının erkeklerinin renk körü olmasıyla ilgiliydi. Üstelik de en sık görülen kırmızı-yeşil renk körlüğü. Yani bu erkekler ağaca çıktığında yeşil yaprakların arasında kızaran meyveyi asla bir dişi kadar iyi göremezler. O nedenle de bu işle pek ilgilenmezler. Oysa dişiler için böyle bir durum söz konusu değildir. Peki insanda durum nasıl acaba? Normal bir insanın gözünde temelde 3 renge duyarlı reseptörler bulunmaktadır. Bunlar kırmızı, yeşil ve mavidir. Tasarımcıların ve Photoshop kullananların çok iyi bildiği RGB sistemi de aynı mantığa dayanır. Doğal olarak gördüğünüz tüm bu renkler aslında bu 3 temel rengin birbirleriyle olan etkileşimlerinden ortaya çıkan varyasyonlardan ibarettir. Eğer bu 3 rengi algılayan reseptörlerden birinde sorun çıkarsa renk körlüğü dediğimiz durum ortaya çıkar. Geriye kalan 2 temel renk ile dünyayı daha az renkte görürsünüz. Renk körlüğünün çeşitli alt tipleri olmakla beraber en sık karşılaştığımız durum kırmızı ve yeşil rengi birbirinden ayırt edememe durumudur. Ne demek istediğimizi gelin küçük bir test yaparak anlatalım. Örneğin bu resimde normal görüşe sahip kişiler 29 sayısını görmekteyken
kırmızı yeşil renk körleri 70 sayısını görmektedir. Bu karta baktığımızda 15 sayısını görenler normal kişilerken 17 sayısını görenler renk körüdür. Emin olmak için son bir karta daha bakalım. Buradaki sayı kaç? Okumakta zorlandınız mı? Aslında normal görüşe sahip insanlar burada herhangi bir sayı görmezken kırmızı yeşil renk körleri burada 5 rakamını görmektedir. Eğer siz de bu resimde 5 rakamını görüyorsanız konuyla ilgili uzman bir kişiyle görüşmenizde fayda olabilir. Erkeklerde renk körlüğü görülme sıklığı kadınlara göre yaklaşık 8 kat daha fazladır. Bunun nedeni kromozomlarımızdan kaynaklanır. Hemen hepiniz lisedeki biyoloji dersinden hatırlarsınız. Kadınlar XX iken erkekler XY'dir. Normalde bu üç temel rengi algılayan, reseptörleri kodlayan genler X kromozomu üzerinde yer almaktadır. O nedenle kadınlar bu konuda daha şanslıdır. Çünkü diyelim kadının X kromozomunun birinde bir sıkıntı çıktı. Sorun yok, yanında bir X daha var. Oysa erkek için durum böyle mi ya? Eğer X'inde bir sorun çıkarsa erkek kapı yutar. Çünkü yanında sadece Y kromozomu vardır. Garibim o kromozom da her bölünmede giderek kısalan oldukça kadersiz bir kromozomdur. Asıl ilginç kısma gelmedik henüz. Bu üç temel tip renge duyarlı reseptörlere sahip görüşe trikromat görüş denir. Buradaki tri üç kelimesi anlamına gelmektedir. Çünkü her üç reseptör de söz konusudur. Renk körlüğü olan kişilerde ise dikromat bir görüş söz konusudur. Buradaki D ise iki anlamına gelmektedir. Çünkü bu kişilerde reseptörlerden birinde sorun vardır. Şimdi sıkı durun. Son dönemde yapılan bazı çalışmalar şunu göstermiştir ki, kadınların büyük bir kısmında onlara fazladan bir renk reseptörü kazandıran genetik bir mutasyon söz konusudur. Yani kadınların bir kısmı bu mutasyon sonucunda fazladan bir renk reseptörüne sahip olarak tetrakromat hale gelmişlerdir. Yani biz erkekler için süper kahraman gibi bir şey. Şimdi üç temel rengi algılayarak size bu kadar muhteşem gözüken dünyanın dört temel renk ile nasıl gözükeceğini bir düşünün lütfen sevgili erkekler. Üstelik fazladan olan bu dördüncü renk kadından kadına da değişim göstermektedir. Muhtemelen kadınlar arasında yıllardır süregelen bu moda tartışmalarının temelini oluşturan etkenlerden biri de bu olabilir. Özetle 2X kromozoma sahipseniz dünyayı daha renkli görüyor olma ihtimaliniz oldukça yüksektir.